Merhaba, günaydın canlarım benim. Günaydın, günlerimiz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah? İyisinizdir. Bizden soracak olursanız, bizler çok çok iyiyiz. Kahvaltımızı yapalım. Sonra günlük yapılacak olan işlerimizi yapalım. Geldik evimize bazı arkadaşlar. Hala ne duruyorsun orada? Evine dönsene diye. İşte kısalttık. Daha fazla iptal edemiyorsun. Yönetimden bahseden arkadaşlar var. Yönetim de aynı. Ama o da bize işte bir şey oldu ya. Boş ver. Geldi geçti. Yeter ki ne yapalım o kadar olsun. Daha fazla kötüsü de olabilirdi. Hayatımızdan neler gelmedi geçmedi ki. O hiç. Evet. Şunlar da çok yukarıda ya. Neyse ayrı ayrı ortaya koyayım mı? Beyza ile ikimize şöyle aynı tabaklara koyayım. Beyza bugün kitabım yok, kitap alacağım diyordu. Nasıl kitap alacaksa bilmiyorum da kahvaltıdan sonra oraya gidecek. Nereden alacağını da bilmiyorum. Gitsin alsın gelsin bakalım da. Sıcakta ben çıkamayacağım. Dün annesiyle konuştu o. Elim yandı. Çok kötü değil mi? Bunların da sapları felaket kısmı. Acaba şu sinirden şeyleri ısıtır mı teyze? Poğaçaları. Şöyle koyayım da belki ısıtır. Zeytin koymayayım. Zeytin yemiyorum. Feyza bu simitleri ısıtacaksın mı kızım? İyi hadi bakalım. Sana zeytin koymuyorum tabağına. Zeytin yemiyorum.
Onları bir kaldırıver de istiyorum. Ekmek de vereyim mi? Yumurtalı sos şey yaptım. Onu sanki böyle salça kokuyordum kavrulmuş salça. Benim burnum bozuldu. Şey, canın kavrulmuş salça istedi herhalde. O da güzel oluyor, salçayı kavur baharatlandır. Bıçak veriyor mu sana? Ya almak için. Şöyle bütün kesik ya. Kağıda koyuyorsun değil mi şimdi sen? Ya mı? Hı. Dünya kumda koymadım ama koysak olur. Hey, koy ya, bir şey olmaz, daha iyi olur. Şöyle üstüne koyayım burada. Peynirli poğaçanın peynirine bak. Beyza, dur. Şey gibi, yumurtalı ekmek gibi. Tövbe tövbe. İnsanların karşılık aldığı şeyleri yani... Sonuçta karşılığında hayatını devam ettiriyorsun. Onu güzel yapması gerekir. Aynen, katılıyorum sana da. İşte yapacak bir şey yok. Elim yandı. Ben de dalga geçmiştim geçen gün. Aynen. Şu yeter bana. İçecek, soğuk çay içecek mi? Onu da bitirmediler. O da dökülecek. Hakan içi aldı. Dökmeyiz dursun. İsmail'i şey olmaz mı? İyi. Şimdi üzerine yağ koymak da çok zor. Durum koyma. Feyza, nasıl ince kestin onu? Karşıdan yufka kabuğu gibi gördüm. Ondan baktım. Çok yağlı, iyi damarlarımız kırmak için. Sağlıklı beslenelim yine. Aynen, bayağı sağlıklı. Annen öyle demiyor ama. Sene önce diyorum, ne kadar zayıfmışım diyorum. Yemeğe devam edelim. Şey, he, Mütülen şeyi seyrettik. Esra atmış oraya da. Otobüste giderken biz. O fan kulübü işte. Yengeni onu seyrettirdim de. Kız diyor, biz diyor, iki sene önce ne kadar zayıfmışım diyor. Şu halimize bak diyor. Belgin onu anlatıyorum da, Belgin de diyor ki, he he diyor, seneye şimdiki halini görünce daha çok zayıf. Geçen sene ben ne kadar zayıfmışım Güzel Hocaman da diyor. Çünkü... Yerseniz diyor kokteyllileri diyor. Annem diyor işkembe kilo aldırmaz. Ya aldırmaz tabii. İşkembe kilo mu aldırır? Seneye de diyor, bu seneki resmine bakıp da diyor, aa geçen sene ne kadar zayıfmışım diyeceksin anne diyor. He he dedim, tamam sus. Şirin afiyet olsun. Oo, ekmekleri. Çiftlerden yazar mı? Ay, bir tane evet. Biraz soğuyunca belki sertleşir o zaman sıcakken. Hmm. Çıtır çıtır olmuş ne güzel. Evet. Bu mu aslında? Bu mu şimdi seviyorum ben? Bir de kalınları oluyor ya. Onlar ha, böyle çıtır çıtır olacak. Ben de diyecektim şu ismi de kızarsak daha güzel olur. Yumuşak kızarsak. Evet.
Semih'ten de kızardı, salça kokusu geliyor. Bunun kesin canı kızarmış, salça istedi. Sen şimdi nereden alacaksın kitabını? Evden alacağım da. Söylemezsem kitapçıya da gitmem lazım. Ne kitabı? TYT Matematik. 3-4-5. 3 tane alacağım. 3-4-5. Yayının adı. Ha, yayının adı. Ben o 3-4-5 diyor, ben 3 tane alacağım. 3 tane kitap şuradan, şu an nereden baksanız 600-700 lira ediyor. Gerçi şeyler de var, 100 liraya falan da var da. Çoğunluğu 200 lira kitaplı. Evden kaç tane alacağım? 2. Ama bir tanesi çok kalın. Şöyle. Kızarmıştır onlar. Çiçek içinde kalsın kızım. Çıkan ses duyunca pişi gördüm takılı. Aç pişi. Anneyle mi gideceğim? Bilmiyorum ki. Annem postaneye tek başına halledebilir misin dedi. Daha postanede işleri var bunların, doğru. Gelesi yok gibiydi ama gelir herhalde. O zaman seni ta öğlen sonu bulur gelmem. Postanede anca kitaplarını öğlen dönünce halledersin. Belli de kitapçıya gitmeye de bilirim. Evdekilere bakacağım. Neyse, gel de. Ben de otur, seni bekliyorum. Kahvaltımızı yaptık, karnımızı doyurduk. Allah'ım olmayanları da ver ya Rabbim. Kahve köşemizdeyiz. Neden acaba? Feyza'la şöyle oturalım, bir kahve içelim dedik. Belgin'le konuştum. Ben erken gittim, işlerini hallet dedim ama Belgin 1:30 gibi gelsin anne dedi. Olur dedim ben de. Evet, Feyza valizini hazırladı. Ben de kahveden sonra hazırlayayım. Gidiyoruz nereye? Adrasan'a. Dediğiniz gibi anca Adrasan patlıyor bize. Başka yerler de patlıyor canım. Bakma, bir talihsizlik oldu işte, aman geldi geçti, boşver. Nedense şu ayağımın birini de altıma almadan rahat edemiyorum. Bak ben dolmuşta bile biraz uzun mesafe oldu mu illaki ayağımı şöyle altıma alacağım. Bir tanesini. İkisini birden sallandıramıyorum. Ya boyumun kısalığından kaynaklanıyor. Yoruyor sanki beni. İlle toplayacağım. Öttü bizimkinin sesi. Ay, ilaçlarımı unutmayayım. İlaçlarımı da alayım. Aklıma şimdi geldi. Onlara Hakan'ımız geldiği için yukarıya kaldırdıydım. Hep gözümün önünde tutuyordum. Yukarıya kaldırdık ayakkabıların üstüne. Aman ne olur ne olmaz diye. Kahvemiz Yemen'den geliyor. Sıcaklar da hala gelecekmiş yani, öyle diyorlar.
Evden dışarıya acil işin olmadığı sürece çıkmak akıl kârı değil. Kahve. Ay Feyza. Getir anne. Arkadaşların bir tanesi de otur kızım. Oo. Bol köpüklü. Kız istemez geldiklerinde kahveyi ona niye yaptırıyorlar? Köpüklü yapabiliyor mu diye. Şimdi artık hepsi köpüklü yapıyor. Köpüksüz kahve yok. Köpüksüz oldum üstünü ben tamamlıyorum yaparken tamamlıyorum. Ne? Köpüksüz olmayacağım üstünü ben tamamlıyorum köpüğünü yapay yöntemlerle. Vallahi çarparım bak ha. Onu diyordum yorumlarda geçtiğimiz videolarda arkadaşımızın bir tanesi demiş. Kolunuzda demiş sarı şeyler var. Feyza'la ikinizin çok güzel demiş. Duruyor demiş. Otel bilekliği mi? Aa, otel bilekliğimi kestim. Bileğimden koydum. Yatak hangi? Odası. Sen ne yaptın? Benimki de duruyor. Benimki de duruyor. Hangisi iyi, hangisi kötü? Biriktireceğim artık onları. Sen de o bilekliklerden alayım mı? Takamıyorum anneannem. Beni rahatsız ediyor o tür şey. Kolumu görmüyor mu? Baksana bak anca geçti. Şimdi eve geldik, evdeyim ya. Şu kolumun şurası, çantayı sürekli aşağı yukarı inerken tabii ki hep taşıyorum. Bana alerji yapıyor. Altın haricinde. Ne pahalı karıyım ben. Deri, gümüş, toka, moka bu tür şeyler etime değdi mi? Şu koluma bak. Eve geldim anca söndü geçti bak. Geçmiş anne. Sönüştü canım daha dur geçti. Geçmiş haline bak diyor ya. Sönüştü ondan. Ya severim aslında ben aksesuarı ama kullanamıyorum. Anlatmıştım eskiden gençken ne küpelerim vardı böyle sallamalı gibi. Bu kulak memelerim böyle şişerdi. Uzun süre takmazdım geçsin diye. Seviyordum şimdi artık ama. Zaten şey olmuş. Deliği böyle şey olmuş, aşağı doğru sürmüş. Ağır şeyler takmaktan. Aa tabii çok takıyordum ama yarasından da şey yapamıyordum. Dokanıyor işte, ne yapayım. Onu para verip yaptırıyorlar şey biliyor musun tüneli böyle. Başta kalın küpe takıyorlar, normal ince yere. O biraz açılıyor. Sonra yavaş yavaş böyle ortası delikli şey takıyorlar, küpeler. Orası böyle oluyor, kocaman delik yavaş yavaş zamanla. Mahsus yapıyorlar. Evet, burayı böyle kocaman delik. O ne, o parmak girer kız oraya. Evet. Aman git değil, Feyza, o ne değil be? Değil parmak şöyle kocaman, şöyle üç parmağını sıkabileceğin şöyle. O ne be, üf sündürüyor kulağı. Evet, ve çok acıyormuş. Kız onun görünümü de çirkin olur. Ama yapıyorlar. Şey, herkesin zevki farklı yani, görünümü de. Sen bu kahveyi karıştırdın mı? Anladım tadından. İki kahveyi de karıştırmışsın. Ha hayır karıştırdım da ya yaparken karıştırdım anladım. Hayır kokusu var. Karıştırmadım ama dibinde kalmıştı ya. Ha onun kokusu hı. Belki de çok az bir şey aromalı kahve vardı içinde. Çok az iki pişirimlik vardı. Üstüne normal kahveyi dökünce demiş. Bir kokusu geçmiş. Ha geçmiş. Ben ondan dedim karıştırdın mı diyor. Yaparken hazırladın sen çantanı. Ben de kahveyi içtikten sonra hazırlayayım. Senin çantan işte tek çanta oldu, iyi oldu. Almazsa benim valize koyarız kitaplarını. Tamam. Bakalım yolculuğumuz Adrasan. Bir hafta da orada kalalım. Bir hafta sonra nereye acaba? Oturmuyoruz hiç yerimizde. Antalya bize hasret kaldı. Evet, Antalya bize hasret kalıyor. Ya dur okullar şey olunca zaten kapanacağınız eve annem gezemeyeceksin, edemeyeceksin. Dershane okul arası mekikte okuyacaksınız. En azından okullar açılasıya kadar değerlendirelim. Ama büyük ihtimalle herhalde Adrasan'dan sonra bizi çok güzel bir yolculuk bekliyor da sürpriz olsun. O da belli değil. O da yani hem sürpriz olsun hem de gerçekleştirirsek. Ama ben bir şeyi kafaya taktım onu kesin gerçekleştirmem lazım. Kesinlikle yapmam lazım. Bana oldu gibi geliyordu bakalım. Allah bir şey vermezse
zeval vermese inşallah. Aman kahvemin üstünde bu ne kız küp çıktı. Kavanoz bu ne? Küpe benzemiyor mu? Benziyor. Feyza. Hayır benziyor mu? Ne bileyim ben dikkatini çekmez böyle. Bak bende de kare var. Aynen. Sende de kare var. Kediye benziyor mu? Evet şu şekilde tombul kedi şeyi değil mi? Şunlar kulak. Millet kahvenin telvesini yorumlar. Biz köpüğünü yorumluyoruz. Hayır dikkatimi çekti. Al bak şimdi içince de Aladdin'den çıkan sihirli adam oldu. Bak kafa küçük beden büyük. Saçlarımı uçlarımdan aldırmam lazım. Çok uzun ne zaman artık. Şurama geliyor önleri topluyorum böyle anneannem ben. Dalga geçme anneannende ne saçlar vardı ne saçlar ne havalıydı ne havalıydı. Hava mava fıs gitti. Böyle buralarındaydı saçlarım simsiyah. Gür. Şimdi saç kalmadı o başka. Aman bu bile yeter be bana. İşte gençken öyle uzun kullanınca hemen yaşlılıkta dökülüyormuş. Bizim şeyde... Kim dedi onu? Matematikçi demişti. Benim de saçlarım işte uzun erkek ama buralarındaymış hep. Adam geldi. Sınıfta bir çocuk vardı zorla saçımı kestirtmeye çalışıyordu. Diyor yaşlanınca kel kalacaksın kes saçını kes saçını deyip duruyordu çocuk. Yok canım ne alaka onu ben öyle bağdaştıramadım. Neden dökülür fazla saç? Zamanında çok yaptırırsa, çok boyatırsa. Anneannem boyasız gezmiyordu ki. Bir de permasız gezmiyordu. İyi bile dayandı bana bu saç. Belgin bize geldiğinde şeyi... Dünkü videodaydı işte. Temizlik yaptığınızda sizin. Ne o bir şeylere baktı o. Baktım ay ne güzel 3 sene 4 sene önce saçlarım kısa. Ay kestirsem mi dedim. Ne güzel yakışıyormuş kısa saç. Uzat ya. Ya uzadı zaten. Al kısa ben gibi topluyorum hep. Ya topluyorum hep anneanne. Olsun. Hiç salık gezmiyoruz ki bu havada. Ensem pişiyor benim. Ya, sıkıntılı kadın. Otelde gezdin ya. Aynen otelde saldık bir ara. Doğru. Ama ensem pişiyor. Çantada toka taşıyordum. Hemen toplayıveriyordum yani. Şimdi önce... Bunlar ne işeydi? Terlikleri. Ya üstünden işte böyle yapıyorum da ben onu yapmıyorum. Aslında bilgisayarın sabit kalması için yapabilirsin. Şöyle. Ama altta kalması lazım. Nasıl? Bilgisayarı altta koyuyorum. Hayır. Üste koyacağım. En üste. Sonra böyle takacağım. Sallanmasın diye. Mantıklı olur. Şöyle dışarıda tutayım. Yapar mısın? Yok ya. Boş ver. Şimdi boş ver. Şimdi önce terlikleri. Zaten bu terlikler var ya. Bu terlikler zaten yer kaplıyor. Bak seninkine uzadı. Hı. Şampuanımız, kremimiz. Bakın. Şimdi onları ver anneanne. Elif'imiz. Ah bu valizde ne çekti bizden be. Görmediği yer kalmadı. Benden daha çok yer kalmadı. Aynen. Şimdi o elbiseyi en üste koyacağım. Sen şöyle emekli emeklecik oraya geç bakalım. O tarafa. Heh. Şöyle o elbiseleri ver bana. Oy. Aa şuradan takayım. Neyi vereyim? Ver anneannem. Katlaya katlaya koyayım. Şu beyazı üste koyacağım. O kırışacak cinsinden. Şu da biraz kırışacak cinsinden. Bunlar kırışsa da belli olmaz. Bunlar belli olmuyor. Zaten aslında bunları onu değil de şu elimdekini ütülemeden diyorlardı hemen. İşte şu şunlar olmasa şunlar çok yer kaplıyor. İşte. Köşeye getireyim. Krem, şampuan. Senin terlikler de. Şey koysan oraya. Şöyle yan koyalım. Adresan ayırmadığından. Orada mı bırakayım? Evet. Şerife hangi birini zapt edecek orada? Odalara müşteri giriyor. Yani, Şerife teyzenin evinde kalsın. Yani işte aslında öyle dur bakayım. Bir öyle bir şeyler
düşüneyim ben. Aşağıda onların kullandığı mutfak var. Oraya bir yere kulakları koyayım. O mantıklı bak işte. Aldı. Onu en son koyacağım. Alacaklarımız bunlar. Dur şuradan şey alacağım. Bunun da rengi çok güzel. Cıvıl cıvıl. Bu aslında valiz dik kullanılıyormuş, biliyor musun? Mesela böyle değil de valizi şöyle dik tutup öyle raf gibi yerleştiriyorsun. Sonra mesela gittiğin yerde bunu boşaltmıyorsun. Böyle açıyorsun direkt dik koyup üstünden böyle çekerek alıyor. Kim dedi onu? İnternette görmüştüm. İnternette. Ve İnternette. Öyle daha çok şey alıyormuş içine. Böyle katlayarak koyduğundan daha çok şey sızdırıyormuş. Deneyelim mi? Deneyelim. Hadi bakalım. Dur şimdi bak. Bak şimdi benim de aklıma girdi. Böyle koyacağım. Kendine çevir şöyle. Almaz be annem öyle. Alır mı? Sen de Feyza. Benim de şey yaptım. Bak şimdi. Ver seni terlikleri. Allah Allah. Neyse dur bakalım bir deneyelim de olmazsa yatırız gene öteki türlü. Ama seninkinde işte millet sadece kıyafet koyduğu için daha rahat oluyor. Heh, oldu duruyor işte. Allah Allah. Ya da kıyafetleri en üst, en alttan başlayıp koyup en üstte şeyleri şampuanları koyabilirdik. Hadi tek. Feyza. Dur bakalım. Gerçi şey, senin dediğin gibi alma bakımından böyle daha çok alacak. Baksana. Aynen onu diyorum ya, böyle daha çok alacak gibi de. Bir de bir tane kadın böyle, biz hani havluları rulo yapıp koyuyoruz ya. He. Kıyafetler öyle rulo yapıp koyuyor, öyle daha çok sığdırıyor. Canım yeşil. Onu rulo yaparsanız çok karışır. Ya olmaz o. Hakikaten ya o elbise yarısı aldı. Ama ayak, bizim terlikler işte, terliklerle şampuanlar. İş mahvediyor işi. Bunları hemen bereket askıya girince bu hemen açıyor kendini. Şimdi kız bunu adamlar yatırınca bunlar dökülmesin. Valizi yatıracaklar ama böyle yan. Böyle kapanıyor. Otobüse dik koyuyor adam. Ha dik koyduracağız. Zaten şeye giderken de, adasına giderken de dik koydu ya. Şöyle bak. Bazıları şeyde yatırıyor da. Hakikaten. Daha içi boş ver. Benim korkum şey, şu. Şöyle dik koydum. İnce kapatmışsın adam, bir şey olmaz. Kapattım da vallahi bütün çamaşırlarımız krem ne şampuan olur. Güzel aldı böyle de. Biz bildiğimiz gibi yapalım. Benim kafama şey takıldı. Ben zaten şampuan krem alacağım da oraya koyacağım ben. Kalsın orada. Şimdi şeyi yatıracağım. Böyle yatıracağım. Dik koyacağım. Biz taşırken böyle çevireceğiz. Öyle dökülme ihtimali daha yüksek. Sen şimdi böyle dik koyuyorsun da. He. Biz valizi böyle taşımıyoruz ki. Normal taşırken böyle taşıyoruz. Doğru. Dökülecek olsa öyle dökülür. Vallahi neyse, dediğin doğru. Boş ver bildiğin gibi. Gerçi bunları hep ikişer poşet koydum içinde de. Hiç dökülmedi daha önce. Normalde böyle koyuyordum, devriliyordu.
Hakikaten Feyza ya, dediğin doğru, hiç aklıma o gelmemiş. Doğru ya, biz valizi öyle mi taşıyoruz? Yok. Dökülse öyle dökülürdü. Şunları böyle katlanmış artık koy. Yok, öyle olmaz. Oldu işte. Bilgisayar koyacağım, bu şey tangırdatır ona. Onunla bilgisayarı koyacağım ya. Gene beceremedik. Nasıl bilgisayar koyacak olmasın, öyle yerleştirebilirdik. Ha, öyle yerleştirilirdi. O dediğin doğruydu. Öyle de boş kaldı. Kitap koyuyorum ben. Kitap yeri var sana canım. Şuraya modem. Goca terlikli ayaklı. Modem şuraya. Ha. Bilgisayar da oraya. Evet, valizimiz hazır. Biz yarın sabah erkenden adresa. Kendi kendi. Allah, uyumuş kalmışım ben. Feyza gitti. Bir yer annen aradı. Feyza çıktı 10 dakika oradan, ne dedi? Kanepede televizyon seyrediyordum. Anca mutfağı toparla, bulaşıkları şey yap, onu yap, bunu yap, hiçbir şey kalmasın diye onlarla uğraşırken yoruldum, uyumuş kalmışım. Sen ne yaptın? Hallettin işlerini. Hı hı. Ha, getir bakayım. İlk defa kimliğim hoşuma gitti. Ha, sen ilk defa mı böyle oluyor? Hayır. Yani daha önce bir tane çıkarmıştım fotoğrafta. Tabii o da kimliğini falan alacaktı. Evde miymiş Şebnem teyze? Evet. Bizim çektirdiğimiz fotoğraf. Hayır, ben dershane için sanıyorum. Kimlik için miydi? Hadi güzel çıkmıştın zaten. Önceki kimlikte bu fotoğraf vardı. Otobüs kartında da bu var. Arkadaşlarımın yanında çıkarmaya utanıyorum. Niye? Ne var? Ucube gibi çıkmışım. Ay, hiçbir gülesim yok. Bakın, saçlarını falan toplattı. O fotoğrafta çok gıcıktı. Gerdi beni. Şu öğrenci kartındaki olan mı? Evet. Yok, saçlarını topla, şunu yap, bunu yap. Çok güzel, aşağıdaki çok güzel şey yaptırdın mı? Poz evet. Verdin. Hem evet. Sakin böyle insanı gelmeden de hani azıcık sağ çevir kafanı, azıcık sonra o da bir sürü şey yaptırdı ama sakin konuşuyor. Bu kafanı aşağı, çok aşağıya yukarı kaldır. İki tane daha bir tane patlasayım. Bir de o zaman 8. sınıftaydım. Evet. Arkadaşımla gitmiştim. Hakikaten arasında çok fark var. Şimdi kaç? 9. Geçen sene oldu. Anne, 12. sınıf oldum. Ha, öyle mi? Pardon. 9, 10, 11, 12. Geçen... Ya bizim zamanımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 vardı. Hele koca... Ne 6'sı be? 5 vardı. Hele koca nenenlerde 1, 2, 3. sınıf. Başka yok. Ne bileyim ben canım arada. Teyze, aradan da fark geçmiş yani. Hayır, fark geçmiş de bu fotoğrafta yani. Baksana, hiç gülmüyorum yani. Evet, buradan çok şey, asıl suratlı çıkmışsın. Burada sinirim bozuldu çünkü artık hani çeksin gideyim diye. Bir de adam kendisi de dedi, çok gülüyorsun, gülme dedi. Aa. Sen, ben zaten gülümserken hani dişlerimi hiç göstermem. Burada gülümsüyorsun bak, aman neyse hadi iyi. Aman çantamdakini çıkarayım ben de şeye koyayım. Atalım çöpe. Hayır canım, lazım olur. Aa. Olmaz, kimliğim çıktı ya. O kimlik çıkasaya kadar. Yani her ihtimale karşı lazım olur. Bir kenarda dursun. Hayır, işte onun geçerliliği kalktı. O kimlik gelesiye kadar duruyor. Bir şey de lazım olamaz. İyi, tamam ya Feyza, tamam. Üf, dedim dedim. Ya dursa ne olur? İkisinde de ortak nokta ne? Kanslı. Burada bak.
Öyle günah günah durum, hiçbir şey, hiç bahane bulma. O çok büyük günah. Kavisli olsun, güzel. Manyak. Manyak ya. Dudak şeklim de aynı. Ya ne değişecek? Mecbur çok korkuyorum da yüz felci geçirmiş gibi. Evet, orada gerçekten öylesin. Orada katılıyorum. Neyse, kaçalım gidelim artık. İnan ki vallahi uykudan kalktım sersem gibiyim ben de. Bu saatten sonra da nasıl uyuyacağım bilmem. Yarın sabah da yolculuk var. Hadi bakalım, bir de sen git. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her birinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın. İnan Feyza.